gündemi transfere devam ediyoruz. <laughs> Fatih Terim'in açıklamaları, Fatih Hoca'nın açıklamaları dünkü maçın önüne geçti açıkçası. <laughs> Çünkü e, Fatih Hoca'nın ne mesaj verdiğini herkes tartışıyor. Yönetime mi mesaj verdi, taraftar gruplarına mı mesaj verdi? Hoca ne söylemek istedi? Herkes aslında merak ediyor. Hoca üstü kapalı bir şekilde derin bir yalnızlık hissediyorum. Üstü kapalı falan değil yani. Ne üstü kapalısı? <laughs> bir Benim öznesi abi. yok yani. <laughs> ya. abi. Ee, Fatih Hoca e, hep söylüyoruz kazandığı başarılarla başkanların da üzerinde olduğunu e, hissettiriyor. Taraftar grupları da Galatasaray taraftarı da bunu bildiği için Fatihlerin bu kozunu kullanıyor. Şimdi ligde oynanan maçtan sonra e, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Vizkayı Muhammed'i istediğini söyledi. Bunu söyleyerek Fatih Hoca deneyimindeki bir hoca basının karşısına çıkıp bunu söylüyorsa... Yönetimin kucağına canlı bombayı bıraktı. Nasıl canlı bomba? Dedik e, dünkü programda e, bu dört oyuncunun maliyetinin yaklaşık 47 milyon 500 bin euro olduğunu söyledik. Şu pandemi döneminde e, bu kadar denk bütçe uygulamasına uyan, e, UEFA'dan takdir alan yönetime e, sen bunları al. Yani e, imkansız istiyor. Bu olaydan sonra da, bu açıklamasından sonra da belli ki Galatasaray yönetimi, hocam basının önüne çıkıp bizi ateşe attın. Mali durumu bilmiyor musun? Türkiye'de hiçbir kulüp şu anda İrfan Can Kahveci, Edin Viska'yı parayla alamaz. Bunu bilmene rağmen, bizden de iyi bilmene rağmen bunu medyanın da e, kamuoyuyla paylaşarak bizi ateşe attın. Şimdi Fatih Terim bunu neden yaptı? <laughs> Mayıs sonunda ne olacak? Galatasaray diyelim ki şampiyon olamadı. Ben sizden transferleri istedim. Siz almadınız. E, şampiyon olamadık bak diyecek. Yönetimi tekrar burada eleştirmiş olacak ki Mayıs'ta seçim var, genel kurul var. Ee, burada Galatasaray yönetimine e, ağır bir darbe vurdu Fatih Terim. Fatih Terim'i ki benim kadar medyada başarısı nedeniyle öven kimse yoktur. Ama e, bir yönetime sonuçta e, patron kimdir? Yönetim ve başkandır, kulüp başkanıdır. Sen ne olursa olsun, Fatih Terim de olsa, Guardiola da olsa, Mourinho da olsa bir çalışansın. Hepimiz nasıl çalışanız patrona bağlıysak, Fatih Terim de bir çalışan. Ama kalkıp da burada meydan okur gibi e, açıklamalar yaparsan, kendimi yanlış hissettim demesinin nedeni o. İşte ben e, transfer istedim. E, bu transferleri yapacağız garantisini vermedikleri için yalnızlık. Hani duvara konuşmuş gibi oldum muhabbeti. Bir de biliyorsun aldığı dört maçlık cezada Federasyondan. Duruşmalı savunma istedi. Federasyon pandemi nedeniyle karşı çıktı. Orada bile hani e, dik duramadıklarını belki ima edip e, yalnızlığını oraya da bağlıyor olabilir. Ama ben Fatih Terim'in son derece yanlış e, yaptığını düşünüyorum. Hatta burada ben bir açıklama yapmıştım. E, hikaye, hikayeyi buluyor. Bosna Ersek Milli Takımından Fatih Terim'e bir teklif vardı. O teklif üzerine... Galatasaray yönetimi Fatih Hoca'ya bir sözleşme hazırladı. 3 yıllık bir sözleşme. Ee, Fatih Hoca şu anda 18 milyon euro alıyor. 18 milyon lira alıyor pardon. E, Türk lirasına çevirdiler. 18 milyon lira alıyor yıllık. E, kur farkı nedeniyle bunu 20 milyon liraya çıkardılar yıllık ve 3 yıllık sözleşme teklif ettiler ve hocaya Ocak ayında seninle sözleşmeyi uzatalım <laughs> dediler. Fatih Hoca da e, yönetime şimdi zamanı değil diyerek e, geri çevirdi. E, gelinen noktada şu Fatih Hoca'nın eli çok güçlü. Fatih Hoca şunu düşünüyor. Mayıs ayında şampiyon olamazsak, benim transferlerim alınamazsa bu yönetimi genel kurul seçmez diye düşünerek ben görevimde kalırım. Belli ki burada ciddi anlamda kulisler var. Oyun içinde oyun var. Ciddi bir kaosa sürükleniyor Galatasaray. Fatih Terim bunu sezon başından beri yapmaya başladı. Yönetim son derece sağduyulu Sayın Mustafa Cengiz ki basın toplantısı üzere ne yarın. yarın düzenleyecek basın toplantısında mutlaka hocaya cevap verecektir. Ee, aslında Fatih Terim bu kadar şanslı, bu kadar iyi bir başkana sahip olmasına rağmen e, yönetim kurulunu bence ateşe attı. Burada mayıs ayında bir ayrılık olacağını düşünüyorum. Ha ayrılık ne olabilir? Belki Mustafa Cengiz yönetimi gider bu olaylar nedeniyle gerginlik daha da artar ya da Fatih Terim gider. Ama bundan sonra ciddi anlamda bir barış olacağını düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray değil Fenerbahçe'de şu anda İrfan Can'a 15 milyon euro veremez. Edin Vizca'ya 10 milyon euro veremez ki Başakşehir takas tekliflerini kabul etmiyor kardeşim. Ciddi anlamda İrfan Can'a yurt dışından da teklif var. O yüzden burada imkansızı istedi hoca. 10 ee, milyon alıyorlar. Onun dışında Muhammed'e de e, teklifler var. E, 7,5 milyon euro istiyor kulübü. Kalkıp da e, bunlar nasıl olacak? Fatih Hocanın da bunları bilmesi lazımdı ama ben e, doğru bulmuyorum. Hem e, lig maçından sonra yap son basın toplantısını hem de dün akşam kendimi yalnız hissettim. Ya Fatih Hoca senin arkanda 25 milyon Galatasaray taraftarı dağ gibi duruyor. Yönetim arkanda Abdurrahim Albayrak gibi. Ee, bir atom karıncası var Galatasaray kulübünün. Buna rağmen yalnızlık hissediyorsan orada e, başka şeyler var demek ki. Şimdi e, Haldun abi, e, yılların deneyimli gazetecisisin. Evet, evet. Bir görüntümüz var. Yalnız hissediyorum dedi hoca. Bakalım. Maç içerisindeki şu görüntüsü e, hem benim hem e, bütün futbol severlerin oldukça dikkatini çekti. Aslında rica edeyim o görüntüyü ekrana getirebilirse. E, oldukça değişik bir görüntü Fatih Hoca'yı ilk kez bu görüntü. Fatih Hoca'nın bu görüntüsünü nasıl yorumlarsınız Adin abi? Yıllardır Fatih Terim'i yakından tanıyan bir evet. spor yazarısınız. Ya Şimdi e, tabii bu görüntüde yanında Mustafa Cengiz'i Abdurrahim Albayrak'ı beklemiyoruz tabii, tabii ki, ki doğal olarak. Yani kulübede olduğuna <laughs> göre oralarda olmayacaktır. Yalnızlık tabii bu bu kastettiği bu yalnızlıktan bahsetmiyor tabii, tabii ki. Tabii tabii hayır burada, ama vücut dili de ha, hocanın yani, üzgün. Ama tabii onunla ilgili bazı şeyler söylememiz gerekiyor. Ee, onları vurgulayacağız tabii ki. Şimdi e, bir kere iki tarafta iki tarafta sorunlar hep ben burada söylediğimde biraz da eleştiri almıştım. <laughs> Şimdilik hani o bir barış düzen yapıldı ya, hani evet. dedim ki sorunlar halının altına süpürüldü. Doğru, yani, beraberdik. Evet, hatırlarsın. Evet. Sorunlar. Ya bana dediler ki ya işte bak sen yine sorunları açmaya çalışıyorsun. Değil. Şimdi eğer bir sorunu komple yok edemiyorsan şimdilik ortadan kaldırıyorsun demektir. Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim yani bu bunlar arasında hatta biliyorsun biz daha çıkmadık herkes açıklama yaptı. Daha toplantı bitmeden açıklama yapıldı. Ortaya çıktı kim söylüyor, kim ihbar ediyor vesaire gibi şeyler çıkmıştı. Şimdi burada söylediği enteresan bir şey var. Yani başkan çıkıyor diyor ki biz sürekli görüşüyoruz hocamızla sorun yok diyor. E şimdi bir, bir taraf Gerçeği tam olarak anlatmıyor o zaman. Hoca diyor ki kimseyle görüşmem olmadı diyor. Açıklama burada. Kimseyle görüşmem olmadı diyor. Şimdi kimseyle görüşmem olmadı demek enteresan bir durum. Görüştünüz mü? Görüşmediniz mi? Şimdi bir bu. Sezon başında transferlerin geç kaldığını söyledi. Yani bunu vurguladı hoca. Ee, ama bir şekilde başka oyuncularla sorunu çözmeye çalıştı. Yani istediği oyuncuların dışındaki oyuncuları da çözmeye çalıştı. Şimdi diyor ki. Şimdi İrfan Can meselesi. Ben başka bir pencere getireyim Zeki'nin söylediğine. Peki İrfan Can'la kim konuştu? Birisi konuştu herhalde değil mi? Yani İrfan Can meselesini birisi evet. Fatih Hoca gündeme getirene kadar Tabii, İrfan Can var mıydı? Gündemde? İrfan Can'la evet yani var mutlaka. mıydı? Hoca demek Göksel, ki görüştü. Göksel Gümüşdağ Hocayı söylemiyorum bak. Göksel Gümüşdağla. Şimdi bak çok net söylüyorum. Hoca ne zaman söyledi bunu? Geçen hafta maçtan önce söyledi. Hafta içindeki maçtan önce, sonra söyledi. Sonra söyledi. Peki bu İrfan Can meselesi o gün mü çıktı ortaya? İrfan Can için Abdurrahim Albayrak, Göksel Gümüşdağ'la görüştü. Kaça satarsınız dedi fikri. Bunları kim açıkladı önce? Bunlar kamuoyuna nasıl yansıdı? E, Fatih Hoca değil demek ki. Yani dikkat edersen Hoca şöyle söylüyor. Ben söyleyince mi sorun oluyor diyor. Başkaları söylüyor. Aslında çok yani her cümlenin altında çok Hı. enteresan şeyler var. Mesajlar, mesajlar birikide, var değil mesajlar mi? Mesajlar var. Ben söyleyince mi yani diyor ki siz günlerdir bunu söylüyorsunuz. İrfancan, İrfancan gö görüşüldü bilmem. Ben ne. de malumu ilan ediyorum. Ben dedi. de malumu ilan ettim diyor şimdi. Transfer ayı Ama e İrfan Can'la ilgili yönetim ya da Abdurrahim Başkan ya da Abdurrahim Albayrak tek kelime söylemedi. Hiçbir yönetici konuşmadı. Peki ben şunu söylüyorum. Medyada ha, çıkıyor. E, ne yani. Nasıl çıkıyor Zeki? Sen nereden ne? alıyorsun bilgiyi? Yani sonuçta muhabirlerden geliyor ama... Nereden geliyor? Ama e, şu elimizde şu yok. Ya. İrfan Can'ı istiyoruz diyen Mustafa Cengiz böyle bir cümle kullanmadı. Sayın Abdurrahim Albayrak da kullanmadı. Zaten onun dışındakiler e, çok konuşmuyorlar biliyorsun. Zaten genelde konuşmazlar. Genelde Başkan olur ya yani. yani. tamam, da evet yani. Yusuf Günay'ı da katarsak. Onlar konuşurlar. Tamam. Onun Onlar da konuşmadığına göre bir şekilde sızmış olabilir ama... Ee, şimdi e, Fatih Hoca'ya diyorlar ki, aslında bu olaydan sonra hafta içi bayağı elektriklenmeler olmuş. Diyorlar ki e, bizim sürekli oyuncu satamamamızdan şikayetçisin. Hoca bak, e, ne istedin 17, 17 milyon euro verdik. 13 artı 4 milyon euro son, sonra. Luyendama'ya 10 milyon euro verdik. Emrak Baba'yı yine istedin ile birlikte. Ona da 6 milyon euro verdik. Yani senin istediğin 3 oyuncu için kasamızdan bizim 33 milyon euro çıktı. Ama bu oyuncular herhangi bir teklif yok buyur sat. İsteyen yok ki diyor. Peki, ama yani Sen istedin ama satmaya gelince senin istediğin oyunculara talip yok. Ne olmuş oluyor o zaman? Senin istediğin oyuncuları şu anda istemiyorsun. Atıl duruma geliyor ve ölü yatırım oluyor. Şimdi kariyere para vermem dediğin halde diyorlar hocaya. Kariyere para vermem. Sonuçta İrfan şey Viska aldın diyelim. 3 yıllık sözleşme yaptın. Ne oluyor? Son sahip oluyorsun. 10 milyon eurodan vermiş olacaksın. Belki tutmayacak. Hadi tuttu diyelim. E, onu yine satamayacaksın. Yani ben... şimdi hani başkan bir şey söyledi. Bak e, Sayın Ali Koç'a e, eleştirirken. E, orada dedi ki aslında orada sadece bence e, Ali Koç'a değildi mesaj. Başkalarının gözünde dedi çöp arayanlar kendi gözlerindeki Mert'e baksınlar dedi. Kendi gözlerindeki Mert'e'yi görmüyorlar dedi. Mert'e herkes bilir. Kocaman bir kalas gibi böyle bir <laughs> odundur herhalde. E, onu söyledi. Orada aslında farklı yerlere de mesaj çıkabilir. O yüzden başkan yarın bence öyle anlamlı ve sert mesajlar verecek ki bence Fatih Terim yine sessizliğe gömülecek. Asıl o zaman bence Fatih Terim yalnızlık hissedecek. Ama şu var, bakın Gaziantep kulübü ne yaptı? Şumidika orada imparator durumuna geliyordu yavaş yavaş değil mi? Çok başarılıydı. Ne yaptılar? Kulüpten üstün değildir. Hiç kimse e, ee, Galatasaray markasından üstün değil diyerek hocayı gönderdiler. Eğer Mustafa Cengiz sert açıklama yaptıktan sonra Fatih Terim de çıkıp işte sosyal medyadan bir tweet atarsa kısa ve net tweetler atıyor biliyorsun. Ortalık toz dumana döner. Fatih Terim ee, derim ki o zaman gemileri yakmış Galatasaray'dan gitmek istiyor. Ama Galatasaray'dan Fatih Terim giderse de Fatih Terim şunu biliyor. Ben gidersem Osmanlı'nın yıkılışı gibi ee, benim yıkılışım da gürültülü olur. Yönetim de gider. Onu da hesaplıyordur. Yani burada Fatih Terim'i göndermek de kolay iş değil. ha. Onu da söyleyeyim. Hiçbir yönetim de yapamaz. Bu kadar başarılı Şimdi bir Şimdi onu hoca... soracaktım. Yani Ünal Aysal döneminde o zaman eli çok kuvvetli mi? bir Fatih Hoca vardı. Ama... İki şampiyonluk. Tabii... Ama yaşanan bir ayrılık var ortada. O zamanlar böyle ekonomi sıkıntıları da yoktu. Yerini hemen doldurabileceğin oyuncularla bir anda... Ee, o eleştirileri farklı noktalara çekip farklı eee cepheler açabilirdin. Şu anda yönetim Peki, bunu Şunu da sorayım o zaman hem Aldın abi'ye hem size. Levent abi dün akşam e, sevgili Levent Uzemen e, Türkiye'nin Kupası programında birlikteydik. Şunu söyledi. Fatih Hoca rakiplerimiz transferleri nasıl yapıyorsa siz de öyle yapın. Demek istediği için bu futbolcuların isimlerini verdi dedi. Katılır mısınız? Şimdi ben e, İrfan Can meselesinde kaldığımız için bir kez daha evet. oradan iki pencere daha açayım size de... ...ondan sonra tartışmayı devam ettirelim. Şimdi bir, e, İrfan Can'la Galatasaray ilişkisini bütün basın yazdı değil mi? Evet. O zaman arkadaşlarımız demek ki hayali yazdı. Hepsi oturdular ya biz Galatasaray'ı, e, İrfan'ı Galatasaray'a yazalım dediler. Hiçbir şey yoktu ortada. Yazdılar. Biz de biz de şey yaptık. Demek ki birincisi bu çıkıyor ortaya. Yani hiçbir şey yokmuş demek ki. Bir kere böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bazı şimdi ben bili, ben de biliyorum, Zeki de biliyor. Bazı yöneticiler bir şeyler yapmış olduklarını isim vermek istemiyorum. Ben de öznesiz konuşayım. Bir şeyler yapmış olduklarını göstermek adına evet. böyle bir şey yapıyorlar. Ya biz işte şuna talibiz, bunu alabiliriz, bunu bu yapabiliriz gibi bir takım e, girişimlerde bulunuyorlar. Yoksa ben yani bu kadar konsensus olduğunu görmedim hiç yani. İrfan Can'ın Galatasaray ilgisi, İrfan Can'a olan ilgisi bu kadar konsensus olmadı. Foto maçta var, fanatikte var, televizyon her yerde var. Nasıl oldu bu yani? O zaman herkes birleşti, kafa kafaya verdik. Hadi arkadaşlar İrfan biz İrfan'ı Galatasaray'a gönderelim dedik. Herhalde öyle oluyor. Bir, bak birincisi bu. İkincisi, ne yaparsın? Dersin ki arkadaş ben ne dedi Mesut Özil konusunda Fenerbahçe? Dedi ki bir rüya, başkan bir rüya dedi bizim için. İster miyiz isteriz. Geçen hafta da Erzurum maçından sonra da aynı cümleleri ha, kullandı. Bir rüya. Peki şöyle söyleyemez miydi Hakan e, Galatasaray yönetimi? Bizim İrfan Can'la herhangi bir ilişkimiz yoktur diye bir açıklama yapamaz mıydı? Yaptın böyle bir açıklama duyduk mu? Hayır. Eh, o zaman konuşacak bir şey yok. Fatih Hoca'nın söylediğine itibar etmek durumundayız. Konuşacak bir şeyimiz yok. Ha bunu yaparsın, yönetim olarak açıklarsın. Dersin ki İrfan Can'la ilgilenmiyoruz, Visça'yla ilgilenmiyoruz. İşte Muhammed'le ilgilenmiyoruz daha öncesinde. Dersin o zaman Fatih Hoca da söylediği zaman bir dakika hoca biz bunu açıkladık zaten böyle bir düşüncemiz yok diye ortaya çıkarsın. Onun için yani burada burada ee, Fatih Hoca'nın söylediği sözler aslında seçilmiş sözler olarak değerlendirilmeli. Her biri seçilmiş sözlerdir bunlar. Yani hiç mesela görüşüyoruz hocamızla hiçbir şeyimiz yok. E ne oldu? Hocayla aynı kapıdan geçmiyorsunuz. Sen hoca önce geliyor sen sonra geliyorsun. Bir kere belli ki bir kriz var ortada. Hani sonra bize ya okuma yapıyorsunuz diyorlar. Neyse, ne okuyayım ben bunun şimdi? Sen çıkıp diyeceksin ki bizim bu oyuncuyla bir ilişkimiz yok. Yok dersin biter iş. Yani söyledin mi böyle bir şey? Ben atladım mı zeki var mı böyle bir şey? Yok. Söylendi mi? E, o zaman bir de demek şu ki, var. demek e, ki kara... hoşuna gidiyor böyle bir şey en kötü ihtimalle. Dün gece Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray taraftar grubu, Ultra Aslanı hepsi takipten çıktı. Jagne takibe aldı tabii Jagne farklı bir insan olduğu için işi e, şakası bir yana. E, Fatih hocanın açıklamalarından sonra gördük ki hepsi e, tek tek böyle şekilde bir tepkimi gösterdiler kendilerince bilmiyorum ama Fatih Hoca'nın da yapmış olduğu açıklamada bir yandan da ultra aslan taraftar grubunu gösterdiği söyleniyor. Bir yandan yönetimi gösterdiği söyleniyor. Zeki Şimdi, abi. yani Bu İrfan Can konusunu kapatmak için bu 7 milyon euro'luk olay öyle bir şey yok. Sezon Başakşehir şampiyon olduktan sonra Sevilla 12 milyon euro teklif etti Başakşehir'e. Başakşehir, e. Başakşehir İrfancan Can Kahveci'yi satmadı. Yani e, dedik takasta şunlar 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 işte Çakne, Babel, Luyendama neyse yani stoper almadan önceki mevzuydu Başakşehir'in. Milan'dan stoper almadan önce 3 futbolcu teklif etti. E, Sayın Göksel Gümüşdağ da biz Vizca içinde de aynı şekilde İrfancan Kahveci'den fiyatımız belli İrfancan Kahveci için. 15 milyon euro net para istiyoruz. Biz için de 10 milyon euro istiyoruz. Şu anda Fenerbahçe'de, eee Galatasaray'da Viska isteyen Trabzonspor'da bu paraları verecek durumda değil. Denk bütçe uygulaması nedeniyle harcama limitleri belli kulüplerin dediğimiz gibi bu harcama limitlerinde işte diyorlar ki vay efendim 500 milyon liralık harcama limitimiz var. İşte yıl takımın yıllık gideri, personel gideri işte e, bir takım e, o kulüp içinde ne varsa o giderlerin hepsi düştükten sonra yeme içme falan hepsi yakıt giderlerine varana kadar hepsi düştükten sonra geriye kalan para transferler harcanıyor ama e, bu süreçte sponsor bulabilirsen o sponsoru harcama limitine ekleyebiliyorsun ama e, e, 5 Ocak'ta transfer dönemi başladı ne sponsor bulabilen var ne imz e, istedikleri oyuncularıyla anlaşabilen kulüpler var yani sıkıntı çok büyük yayıncı kuruluş çok az para verdi e, o yüzden ya, kulüplerin kasaları boş olduğu için kalkıp da e, Fatih Terim gibi bir teknik direktör bunu bilmesine rağmen burada ben İrfan Can bizi istiyor ben istiyorum işte Viskayı istiyorum e, hadi onya Yokuru'yu bir şekilde alırsın al, büyük bir ihtimalle al, alacaklar işte e, Muhammed'i Zamal Ektek oyuncu 7,5 milyon euro bayağı da isteyen takım var yani bunları nakit parayla Galatasaray'ın alma şansı yok e, e, Yarın da sayın Mustafa Cengiz bunları açıklayacaktır. Zaten Başakşehir bu oyuncuları bırakmıyor. Takasla alma şansın yok ya. Bir de senin elinde dediğimiz gibi Fatih Terim'in isteyip yönetimin aldığı oyuncular var. Onlara da teklif yok. Şimdi şöyle ama şunu da söyleyelim bir dakika. <laughs> Tabii. Falkaa kim aldı? Ha o ayrı tabii ki. <laughs> yani peki tabii, orada... Ar Arda Turan'ı daha baştan isteyen bugün Arda Turan Galatasaray'ın canıdır, ruhudur falan olur, dediğin olur. Arda Fatih Hoca aldırdı. Ee, ama almadılar önce. Ya, yönetim önce almadılar. almadı. Önce Hayır yönetim tabii, istemedi. Tabii almadı biliyorsun. biliyorum. Yani, Geçen yıl almadılar. Hani he, bunlar hep kriz. Bunlar tabii. toplanıp birikiyor yan yana. Ama sonuçta Fatih Terim'e bu sene e, madem hoca çok istiyorsun yönetim yine anlayışlı davrandı. Zeytin dalı uzatıp e ee, Fatih Terim'in istediği oyuncuyu aldı. İmkan vardı aldı. Bir şey daha İmkan söyleyeyim sana. İmkan olsa İrfan Can'ı da alır. Yine bütün bu krize rağmen istediği o dört oyuncuyu alır. Ama para yok ki nasıl Bir alsın? Bir şey daha söyleyeyim sana. Yani hatta iki tane şey söyleyeyim. Söyle. Önce Cagney'i istemedi Fatih Hoca. Biliyorsun Tete'yi almak istedi. Cagney'i istemedi. Sonra, sonra çaresiz, kalınca Tabii, çaresiz kalınca aldı. Çaresiz kalınca aldı. Bu bunu özellikle vurgulamak tamam. lazım. Şimdi yani bu bu nokta hı hı. Yani şimdi hep konuştuğumuz yer neresi biliyor musun Hakan hep aynı şeyi konuşuyoruz yönetimle e, Fatih, Fatih, Fatih derim arasında. arasında çok ciddi bir uçurum var kriz var evet. bu krizi böyle o taraf aldırdı bu taraf almadı bu şimdi o zaman Falcao'nun hesabını kim verecek kim verecek o yani oynadığından çok oynamadığı maç var yıllık aldığı para 5 milyon euronun üstünde. Eşin Fatih Hoca'ya bunu sorarsan Fatih Hoca da der ki o zaman bunu alan da bunu ödesin. Bir. İkincisi bir pencere daha açacağım. Fenerbahçe'nin bugünkü Toplam harcama limitlerine göre Mesut Özil'i alma ihtimali var mı? Yok zaten. Eee nasıl alıyor? Başkan da söylüyor. Tamam nasıl alıyor? Almadı ki. Hayır nasıl alıyor işte? Ne, nasıl Bunu, bunu alabilmesi de... için dün de konuştuk. Hayır, ben... Mesut Özil'in fedakarlık yapması lazım. Şimdi... Tıpkı şey gibi <laughs> İrfan Can'ın fedakarlık yapması Şunu gibi olabilir yani. Ben o 15 milyon euro kenarda param var ben veriyorum size bon servisini Galatasaray'a geliyorum demesi gibi bir şey ki... Ee, son gelişmelere göre Mesut Özil biraz Fenerbahçe'den de uzaklaşıyor. Bugün konuşacağız. konuşacağız. E ben var. şunu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Diyorum ki formül üretmek gerekir diyor Fatih Hoca. Yani formül üreteceksin. Nasıl alıyorsun Onyekuru'yu? Paran yok. Kiralayıp sonra opsiyonunu kullanacak. Demek ki belli seçenekler var. Ama İrfan Zorlay can için böyle bir Hayır, formül... Ben İrfan Şimdi can İrfan Can olayını ben değil. şöyle araya girmek ha, istedim. Gir. Cumartesi gecesi e, biz e, Başakşehir kulübü Yetkileriyle görüştük, yayına girmeden önce bize şunu söylediler. Dediler ki, biz kesinlikle takas düşünmüyoruz. Yalçın biliyorsunuz eski evet. futbolcusu, onun vasıtasıyla, sağ olsun, kesinlikle bize gelen bir teklif de yok kulüplerden. Yok, evet. Sadece Milan'dan bize, biz sizin karşılaşmalarınızı İrfancan için takip edeceğiz bize bu konuda kolaylık sağlar mısınız diye çok nazik bir teklif geldi dediler. Milan sezon sonuna kadar İrfan takip edecek. Ve sonrasında da masaya oturacağız dediler. Şimdi de sevgili Salim Manav'ın haberi resmi teklif yapıldığını söylemiş Salim. Ben bir yandan da Başakşehirli yetkililerle irtibat halindeyim. Kendilerine soruyorum. Eğer ki böyle bir gelişme varsa... Bak resmi teklif şöyledir Hakan. Yani yöneticilik yapan bir kişiyim. Tabii Allah ki. rahmet eylesin. Babanla da evet. bu konular her zaman konuştuğumuz konulardı. Resmi teklif şöyledir. Artık iş öyle bir noktaya gelmiştir ki yani sen resmi teklifi gönderirsin. Resmi teklifin öncesinde bir diplomasi vardır. Yani bir diplomasi oluşur. Transfer diplomasisi. Ararsın, sorarsın. O söyler olmaz der. Bu bu ya, ya, gelin takas yapalım der en sonunda her şey bittikten sonra sen resmi teklifini gönderirsin. Bu sistem böyledir. Yani resmi olarak genelde kulüp öyledir. Mesela ben oyuncu yani oyuncu veren bir kişiyim. Verdim Giresun En son konuştuk konuştuk rahmetli İlan Cavcavla. Konuştuk konuştuk konuştuk. En sonunda dedik ki başkan sen bize artık resmi mektubunu gönder. Biz de yönetim kuruluna sokalım. Çünkü yönetim kuruluna sokman lazım. Gönderir ve yönetim kuruluna girer. Ha biz de şimdi öyle yürümüyor işler ama Anlatmak istediğim şu. Yani resmi teklif olmasa da bu görüşmeler olur. Görüşmeler devam eder. Ve, ve o görüşmelerin sonucunda bir yere varılır. Burada varılmamıştır. Yani o söz konusudur. Ancak şunu söylüyorum. Oraya bir daha döndüğümde bana bir kişi desin ki Galatasaray yönetim kurulu "İrfancan ve Vizca ile ilgilenmiyoruz." diye bir açıklama yaptı. Ben atlamış olayım onu. Yani ilgilenmiyoruz demediniz. Demediyseniz demek ki bu, bu haberler boş boşuna çıkmıyor herhalde. Yani ha şöyle olsa ona da inanırım bak. Olur bir meslektaşımız e, bir hayal kurmuştur. E, klasik tabirle bir asparagas yapayım demiştir. Ya bütün gazetelerde yer aldı. Bütün televizyonlarda yer aldı. İrfan Can'ın açıklaması var. Yani Galatasaray'da oynamak isterim diye. Yani artık daha neyini ya biz bunun nesini konuşuyoruz ki yani. Onun için bence yani Fatih Hoca'nın sözlerini iyi okumak lazım derin bir yalnızlık hissettim konusu yönetimle olan krizinin bir kez daha dile getirilmesidir net yönetim krizinin yönetim Fatih Terim arasındaki krizin bir kez daha gündeme getirilmesidir Peki sur sağlanmıştı Bir önceki yaşanan Evet, evet. sıkıntıda pek Fatih Hoca bu sefer,